güzel ya. Hadi abi gel lan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bakın, 1,5 milyar borçla alınan belediye 4 sene sonra 4.75 milyara ulaşan bir borçla biz teslim aldık. Gelirin 4 katı borç varken bu sene şükür bizim mali disiplinimizle uyguladığımız mali yapıyla gelirimizi borcumuzun üstüne çıkardık. Bu mucize gibi bir şeydi. Bu ancak çok iyi yönetilerek yapılacak bir şeydi. Biz onu yaptık ve bunu gösterdik. Şimdi bu yıl bizim gelirimiz muhtemelen 4,5 milyar olacak. Borcumuz da 4 milyarın altına düşecek. Biz bu olumsuz koşullara rağmen düzelttiğimiz bütçemizle bu işleri yapıyoruz. Alt geçit yaptık. 81 otobüs alımı yaptık. 130 milyonu ödedik. 70 milyon daha ödeyeceğiz. 100 milyonluk otobüs aldık. 100 milyona yakın araç askıya aldık. Alt geçitleri yapıyoruz ve şu anda Adana'da yaptığımız yolların maliyeti bunlarla birlikte 1 milyar Türk lirası. Bu mucize gibi bir şeydi. Bu ancak çok iyi yönetilerek yapılacak bir şeydi. Biz onu yaptık ve bunu gösterdik. Bir tek kuruş borçlanmadan yapıyoruz bunları. İşte yönetim bu. İşte yönetim biçim bu. Şunu bütün yüreğimle söylüyorum. Bütün kalbimle söylüyorum. Millet İttifakı'nın iktidarında Türkiye kısa sürede böyle koşacak. Yani emekli de gülecek, öğretmen de gülecek, memur da gülecek, işsiz de gülecek. Hepimiz birlikte güleceğiz. Biz güneyden batıya, doğudan güneye, neresi olursa olsun, bize oy vermiş olsun, vermesin, insanlığımızı gösteririz ve her tarafa hizmet ederiz. Burada 30 senedir, 40 senedir çözülmeyen altyapı sorunlarını çözdük. Geldiğimizde ilk şikayetler oldu. Mürseloğlu, Yalmanlı, Salman Beyli, Kara Yusuflu, Serin Evler, neredeyse yolların tamamını yaptık. Sert yolu gidiş vardı, geliş yoktu. Otoban gibi yaptık. Değil mi? Biz de söz verdiğimiz gibi çok amaçlı tesisin temelini atacağız. Vermiş olduğumuz bir sözü daha gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amaçlarımızın arasında, en önemli amaçlarımızın arasında bir tanesi kırsal kalkınma. Köydeki kişinin, kırdaki kişinin anlamsız yere şehre göç etmesi, şehirde ciddi sıkıntılar içerisinde bulunmasını önleme açısından kırsal kalkınma son derece önemli. Aslında Kara Yusuflu daha öncesinde kırsal kalkınma anlamında bir belde olduğu için, bir belediye olduğu için zaten yörenin merkeziydi. Yeni yasayla bu bir mahalleye dönüştü ama fonksiyon olarak hala gücünü koruyor. Bunun için bizler burada ciddi çalışmalara başladık. Burada mandıra yapıldı, şu anda işliyor. Burada yıllardır atıl duran mera bize tahsis edildi ve burası bir şekilde artık hayvancılığın gelişmesi anlamında çok ciddi şeyler sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi ile sonuçta Seyhan Belediyesi'nin birlikte çalışması lazım. Bunu zaten ciddi şekilde başlatmış oluyoruz, başarmış oluyoruz. Aslında bu önümüzdeki günlerde CHP'li belediyelerin, Millet İttifakı'nın belediyelerinin dayanışma içerisinde neler yapacağını da önümüze seriyor. İşte bugün burada yaptığımız hizmet bunun bir örneği. Seyhan Belediyesi bugün hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.